Buraya kaza yaparken o cezamızda. Cumhurbaşkanı dün ilk defa bir mahkumu ceza alan birini affetmiş. O da senin oğlun. Oh! Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi. Sen hamdolsun. Çok şükür ya Rabbi. Duymamış mıydın yenge? Duymadım. Oraya biz haber gönderdik. Polisler gelip gidip bunun fotoğrafını çekiyor, mahkemesine, dosyasına koyuyor. Kendim ta gittim ceza hakimiyle konuştum. İşte ayıpmadı diyor ama gelip arıyor, devlet arıyor. Ha, İstanbul'a işte, gitti bu haldeyken yani. İstanbul'a gitti, orada adli tıptan %99, %100'lü raporu geldi. Öyle. Gözün aydın teyzeciğim. Sağ ol. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Niye ağlıyorsun teyzem ya? Ya duygulandım ya. Devletçinden ne istiyor ya? Ne istiyor? Verdiğim şeylerimi, ödediğim şeyleri görseniz, daha dosyası duruyor şey. Ama affetmiş teyzeciğim ya. Faturaları duruyor, ödediğim şeyleri, borçlarımı. Ha, herhangi bir şey olursa dedim ben onları gösteririm. Ama yapacağım bir şey yok. Şundan. O mamayı şırıngayla mı veriyorsun? Şırıngayla veriyorum. Yani bunun maddi, manevi çok büyük şeyi var. Hani masraf olarak. Sondasını kendim takıyorum. Buçukta veriliyor. Evet. Sabah 8'de veriliyor. İlkinde akşam olur. İşte bura benim yoğun bakım odam. Ben bunun üzüntüsünden dolayı kendim işte kanser tedavisi görüyorum. Üzülmeye, strese hiç gelemiyorum. Ama artık üzülmeyeceksiniz herhalde. İşte. Doktor yani stresten çok uzak dur diyor. Evin yanarsa ateşe bakma diyor. Ama ben 24 saat bunun başındayım. Bizim oğlunuz niçin ceza almıştı? Kaç yıl önce ceza almıştı? Falan şunun için ceza geldi diye bir şey denmiyor. Kamu malı yani trafik zarar kazası vermiş. O da kaza sırasında işte kaldırım taşı yerinden oynamış. Ona devlete zarar vermiş yani o amaçlı. Ne ceza vermişlerdi oğlunuza biliyor musunuz? Hapis cezası mı vardı? 1,5 milyar para cezası. Artı hapislik yani ayıkırsa kalkarsa hapis yatacağımış. Hiçbir şey yapamazsa kamu malında bir ay yatacağımış şey çalışacakmış. Devlete ait bu kamu işinde. Peki siz ne yaptınız bu cezadan sonra affolması için? Ben işte de ödeyemem dedim. Ödeyemem deyince gücüm yetmiyor. Ödeyemem deyince Cumhurbaşkanı'na telefon aç dediler şey. Dilekçe. İşte dilekçe yaz dediler. Dilekçe yazdım. Dilekçemin karşılığı halen daha ayakta geziyor mu, gezmiyor mu, kalktı mı, ayıktı mı, öyle soru bilgi bekliyorlar. Ne zaman dilekçe yazmıştınız yenge? Bir yıl önce yazmıştım. İşte. Peki trafik kazası mı? Trafik kazası. Ağzından hiçbir şey kullanamaz. Ağzının içi alçı dökmüş gibi taşlaştı. Ağzından bir şey verdiğim zaman bu boğazımdaki delikten çıkıyor. Öyle 24 saat ben yani bir şey diyemeyeceğim. Peki Cumhurbaşkanı ne demek istersiniz Engin? Teşekkür ediyorum. Benim gibi hastalara el atmasını istiyorum. Yani böyle bir hani hastası olmayan anlamaz. Böyle bir hastalara önce Allah'tan sonra böyle bir Cumhurbaşkanından yardım istiyorum. Bunu yaşamayan bilmez. Allah düşmanıma vermesin ama verdiğine de sabır versin. Böyle büyük yerlerden destek bekliyor. Başka bir şey diyemeyeceğim. Dualarımız kabul oldu yavrum. Bir de mucizeler olsa da ayağa baksa. Kafatasının içinde kemik olmadığında beyinle beraber gitmiş.